Herkese selamlar. Yeni Mini Countryman E incelemesiyle karşınızdayım. Bu videoda çok detaylı bir biçimde Mini Countryman E'yi inceleyeceğiz. Otomobili yaklaşık 2200 kilometredir kullanıyorum. Buradaki bütün deneyimlerimi ve kullanım tecrübelerimi sizlere aktaracağım. Öncelikle arabanın tasarımından başlayalım. Araba mini, fakat mini değil aslında. Büyük bir araba. Bildiğiniz C segmentindeki herhangi bir SUV'la aynı boyutlarda. Qashqai'den biraz büyük, 3008'den biraz küçük diyelim. O boyutlarda bir araba bu. Biraz küçük dediğim milimetrik farklar bu arada, öyle çok büyük farklar değil. Ön tasarımına geldiğimiz zaman önlerde şu etrafındaki grafik değişen bir LED var. Bir de mercekli LED farlarımız var. Bu farlar otomatik olarak uzunları yakabiliyor, kapatabiliyor ve aydınlatması gayet yeterli ve başarılı. Jantlarımıza gelecek olursak 19 inç jantları var. Bu 19 inç jantlar ben tasarımını beğeniyorum. Gayet böyle elektrikli arabalar için geliştirilmiş bir jant gibi durmuyor. Verimlilik için elektrikli arabalarda böyle her yerini kapatırlar rüzgar direncini azaltmak için vesaire, ama bu tam öyle bir jant değil. Standart gayet güzel tasarımlı bir janta benziyor. Ben çünkü o diğer tarz jantları çok beğenmiyorum. Bu birazcık daha hoşuma gidiyor. Arabanın rengi Blazing Blue sanırım bu. Mavi. Üst tarafı da siyah. Çift renk gibi aslında otomobil. Ama mavi olarak geçiyor. Şimdi kaputu açalım. Araçların kaputu BMW grubu olduğu için, yani X1, X2, iX1, iX2 Mini'nin bu kasası hepsi aynı fabrikadan çıkıyor birebir. Yani bir sırada BMW varsa bir sırada Mini var gibi düşünün. Yani arka arkaya çıkıyorlar. Dolayısıyla bu da standart BMW'ler gibi açılıyor. Yani şunun altında bir dil yok. İki kere açıyorsunuz. Onu da göstereceğim size şimdi. Şuradaki bagaj açma düğmesini bir kere daha çektim. Şu an açıldı. Yani iki kere çekmeniz bu bagajın açılması için yeterli. Bagaj dedim, pardon, kaput. Kaput tabi amortisörlü diyeyim. Amortisör mü ne bu işte, bundan. Yani bir şey koymanıza gerek yok. Burada zaten motor bunun altında kalıyor. Burada fiskeye suyu koyabileceğiniz bir alan var. Motor kompartımanı böyle. Çok da böyle özel bir durum yok. Araçta ısı pompası var. Bunu merak edenler için şimdiden söyleyeyim. Ama komponentleri buradan görünüyor mu derseniz, sanırım şuralarda bir şeyler gözüküyor. Ama tam olarak ısı pompasının detayları gözükmüyor. Ama verimliliği konusuna değineceğim zaten. Bu arabanın verimliliği gayet iyi. Isı pompası olduğunu zaten, hani bilmiyorum tabii onu, ama hani verimli. Isı pompası olmadan bu kadar verimli yaptılarsa. Tabii burada bir şeyimiz var. Bayağı sünger bu. Ama motor yok, yani gürültülü bir şey yok, ama burada bayağı bir sünger var. Bunun sebebi de şu: bu araba hem elektrikli hem de içten yanmalı olarak üretilebiliyor. Doğuştan elektrikli mi bu araba diye soracak olursanız, doğuştan elektrikli tanımına tam uymuyor. Neden uymuyor? Çünkü bu araba sadece elektrikli olarak üretilmiş bir şey değil. Aslında şöyle hibrit bir platform. Yani doğuştan elektrikli gibi diyebilirsiniz aslında. Bakın altında hiçbir şekilde batarya çıkıntısı yok. Arabanın tasarımını yaparken biz bunu hem elektrikli yapalım, yani hem elektrikli olarak çalışabilen bir altyapı olsun, hem de içten yanmalı motorlara uygun olabilsin diye düşünmüşler. Dolayısıyla otomobil aslında hibrit bir mimarisi var diyebiliriz. Ne doğuştan elektrikli ne doğuştan elektriksiz. Sıfırdan bir tasarım olduğu için bu. Şimdi BMW'nin elinde bir sürü içten yanmalı seçenek var. Onları da satabiliyor. Niye böyle bir şey yapsın? İki platforma da uygun bir altyapı hazırlamış. Ama doğuştan elektrikli gibi arabanın her şeyi, yani tüketimi, verimliliği, her şeyi öyle. Şimdi bagaja gelelim. Araçta elektrikli bir bagaj var. Açılış hızı gayet iyi. Bayağı hızlı açılıyor bu bagaj. Ben yani beğendim. Diğer kullandığım araçlardan daha hızlı. Bagaj kapasitesi 450 litre. Hani burada gerçek bir kullanım senaryosu görüyorsunuz. Tabii şu bir pazar arabası gördüğünüz gibi. Hani buraya böyle ben değebiliyorum. Bagajımız çok çok büyük değil. 450 litre gibi bir hacmi var. Şuranın altında böyle bir saklama hacmi var. Şöyle derine gidiyor. Biraz daha kaldırabiliriz ama dolu kaldıramıyorum. Burayı da kullanabilirsiniz. Fena değil buradaki hacimde. Bu aracın yanında şarj kablosu geldi. Bunu ben satın almadım. Bu Mini ve BMW'lerle birlikte verilen standart şarj, AC şarj kablosu. Bununla beraber geliyor bu otomobil. Ama yeni çıkan serilerde, yani sonradan testi, bu ilk gelen serilerde, yani ilk fabrikadan çıkan Temmuz-Ağustos üretimi olan bu araç. Daha önceleri de vardı. Temmuz-Ağustos üretimi bu. Bu arada ayakla da kapanabiliyor, onu da göstereyim. Şöyle ayağınızı böyle gösteriyorsunuz. Şöyle bir çekiliyorsunuz. Bu zaten öte kapanıyor. Ben daha hiç algılamadığını görmedim bu arada bunun. Gayet güzel algılıyor. Bu farlarımız LED. Çok güzel yanıyorlar. Böyle cayır cayır yanıyor. Ben şimdi bu farlar grafikleri var burada. Bu grafiklerini de size göstermeye çalışayım.
Yani düzenleyebiliyorsunuz buradaki farları. Ben şimdi bunun karşılamasını falan yanında bir video olarak koyacağım zaten. Orada da görebilirsiniz. Şimdi bir diğer önemli unsur. Evet, burayı böyle bastırıp açıyorsunuz. Burada AC ve DC olmak üzere görüyorsunuz portlarımız. Yani AC'yi şarj edecekseniz bunu açıyorsunuz. Buraya AC girişten bağlayabilirsiniz. DC takacağınız zaman tabii ikisini birden CCS2 ikisini birden takmanız gerekiyor. Daha kalın bir kablo DC'lerde. Bu arada 130 kW'da şarj oluyor. AC ise 11 kW'da şarj oluyor bu araç. Şöyle yaptığınız zaman ikisi birden kapanıyor. Bu iş çok güzel olmuş. Çünkü burada normalde silikon gibi böyle kapaklar oluyor. Pıt pıt aşağı sarkıtıyorsunuz. Bu ise gayet kibar. Çok hoş bir şekilde açılıyor. Bakın çıkarım esinerim modunda bir de bu mesela. Bakın hop burada esniyor. Şöyle ikisini birden de kapatabiliyorsunuz. Burada şarj indicator ışığınız var. Yani buradaki şarjınızın durumunuzu gösteriyor. Ve şurada da gördüğünüz gibi işte sarıysa biraz, yeşilse okey, kırmızıysa şarj yok gibi. Şuradaki ışığın durumuna göre bunu anlayabiliyorsunuz. Burada ayrıca şarj kilidini sök. Çünkü şarjı taktığınız zaman menüde de ayarlanıyor bu. Buradaki kabloyu kimse sökemesin diye bir kilit var. Siz arabanın anahtarıyla veya telefonla yaklaştığınız zaman buna basıp buradan kilidi açabiliyorsunuz istediğiniz zaman ve şarjı sonlandırabiliyorsunuz. Aracın şimdi kapı kollarına gelelim. Kapı kolları bugün herhangi bir BMW'de görebileceğiniz standart kırık kapı kolu. Yani 520'de alsanız bu kapı kolu var. EX alsanız da bu kapı kolu var. Bakın şöyle daha iyi tanımlarsınız. Bütün BMW grubundaki olan kapı kolu. Böyle açıyorsunuz. Şimdi kapı döşemelerinde şöyle bir kumaş var. Bu kumaşın temizlenmesi zor olabilir. Ben hani daha 2000 kilometredir kullanıyorum. 1,5 ay oldu araba. Hani öyle bir temizlikle alakalı bir mevzusunu yaşamadım ama hani ıslak bir bezle de silerseniz herhalde bu çok da temizlenemez bir şey gibi durmuyor. Bu aranın renk kombinasyonu böyle. Başka arabalarda farklı tip kombinasyonlar görebilirsiniz. Çünkü çok özelleştirilebiliyor. Buradaki malzeme nasıl diyecek olursanız üst kapıda. Bakın buradaki malzemede bile bir yumuşaklık var. Öyle bak, takoz gibi değil. Güzel yani. Tok duruyor araba zaten çok. Şu kapı kollarına geldiğimizde burası sert plastik gibi dursa da değil. Yani böyle birazcık sert ama kendine göre de bir yumuşaklığı olan. Hani bakın. Bak şu sert plastik. Burası farklı. Tam aynı değil onu demek istedim. Buralar sert plastik. Buraların içerisinde zaten herhangi bir kaplama yok. Burada bir suluk koyabilirsiniz. Böyle bir yani bayağı büyük bir su alır. Kapı içi arka cepleri de bayağı iyi yani. Geniş, gayet kullanışlı. Buraya geldiğimiz zaman tabii koltuklar John Cooper Works koltuklarla geliyor bunlar. Hepsinde var. Yani sizin alacağınız da bu alırsanız eğer bu olacak. Böyle bir koltuk yapısıyla geliyor. Bu arabanın koltuk renkleri böyle haki mavi gibi farklı bir mavi tonu. Isofix bağlantılarımız burada. Isofix bağlantılarının üzeri böyle kapatılabiliyor. Bir de size buraya gelmişken bir şey daha göstermek istiyorum. Bakın. Şurada. Şöyle göstereyim. Şurada küçük bir hoparlör var. Görüyor musunuz? İki koltuğun altında da o hoparlörden var. Bunlar ufak ufak woofer'lar. İki koltuğun altında da woofer var. Standart ses sistemiyle birlikte gelen çok küçük woofer'lar. Gelelim kol dayamamıza. Kol dayamamız şöyle açtığımız zaman gayet güzel bir kol dayaması. Burada silikon bardak tutacaklarıyla birlikte geliyor. Şurada tabii üçüncü kişi için gerekli olan emniyet kemeri. Üçüncü kişi için olan emniyet kemeri yukarıdan geliyor. O biraz biçimsiz durabiliyor. Fakat biz kullandığımız için o da takılı. Bu koltukta rahat iniş biniş desteği olduğu için biraz geri gelmiş. Normalde burası bu kadar değil. Ben şimdi ideal sürüş pozisyonuma oturup buradan size diz mesafesini göstereceğim. Şu anda bu koltuk benim ideal sürüş pozisyonuma göre ayarlı. Ben 1.75 boyundayım. Burada böyle bir diz mesafesi var. Birazcık da geride kullanıyorum. Burada 1.80, 1.82, 83'e kadar aynı sürüş pozisyonunda kullanabilir. Koltuklar aşırı rahat, bayağı yumuşak ve çok konforlu. Ve sıcak havalarda da kullandık. Böyle aşırı rahatsız eden bir terletme vesaire söz konusu değil. Gayet rahat koltuklar. Cam tavanımız var. Baş mesafesiyle ilgili tabii ki hiçbir sorun yok çünkü zaten araba yüksek. Cam tavan olmasına rağmen hem cam tavan var hem sağ Allah'a şükür perdemiz var. Hem bu cam tavan tamamen yani yarıya kadar açılabiliyor. Yani sunroof gibi değil. Onları da öne geçtiğimde göstereceğim. Gayet rahat, konforlu. Şöyle arkama yaslandığım zaman böyle ben burada gerçekten uzun yolculuklar çok güzel yaparım. Buraya 3 kişi yan yana oturur mu? Benim gibi 3 kişi yan yana burada balık istifa oturur. Çok rahat olduğunu söyleyemem 3 kişi için. Ama 2 kişi için çok ideal. Bir de buraya kol dayamanızı böyle koyduğunuz zaman vallahi var ya paşalar gibi gidersiniz. Çok da rahat. Burada LED ışıklarımız var. Şuradan yine dokunmatik olarak açıp kapanabiliyor.
Şu anda kapılar açık olduğu için kapanmadı. Bütün arabanın içerisindeki bu ledler dokunmatik olarak buradan açıp kapatabiliyorsunuz. Hepsinde led var. Öndekilerin parlaklığı, bunların parlaklığı konsoldan ayarlanabiliyor. Yani çok parlak, az parlak ayarlayabiliyorsunuz. Bir kitap vesaire okuyacaksanız gibi. Şu an burası gerçekten çok rahat. Burada bir düğme var. Bu koltukları böyle buradan çekip dikliğini ayarlayabiliyorsunuz. Bir demin birazcık rahattım ya. Birazcık daha dik pozisyona getirebilirsiniz. Böyle getirdiğiniz zaman arkadaki bagaj hacminden de bir rahatlama oluyor. Bu koltuğu bakın tabii böyle yaptım. Birazcık daha bagaj hacmi. Standart böyle yatırabiliyorsunuz. Geri ittirdiğim zaman böyle kimse oturamaz ama böyle bir açısı daha var. Böyle bir açısı daha var. Böyle bir açısı daha var. Bir tane de böyle açısı var. Şu anda zaten hani benim o en konforlu modum dediğim bayağı dikmiş. Hatta ben bunu bir tık şehir içi kullanılıyor. Bir tık kaldıralım yani bu kadar rahat olmasınlar. Bunu da kaldırayım bir tık. Bakın üçü bağımsız ayarlanıyor. Yani bunu da gidip mesela şöyle indirebilirsiniz. Ki buradan arkadan uzatmak istediğiniz bir yük varsa onu uzatabilirsiniz. Bunda da aynı şekilde bu ayarlar söz konusu. Geri geldi. Bir tık ileri alacağım. Evet eşitlendi. Şimdi bu koltuğu da böyle ayarladıktan sonra ön tarafa sürüş kompartımanına geçelim. Bu araca binmek için birden fazla seçeneğimiz var. Nedir bu seçenekler? Bir kere size zaten böyle bir kart veriyorlar. Bu kart ile birlikte sizler arabanıza binebiliyorsunuz. Kapının üzerine dokundurabiliyorsunuz. Ben telefon kullanıyorum. Şu an telefonla zaten giriş çıkış yapıyorum arabaya. Ve uygulaması var. Uzaktan kontrol edebiliyor. Arabanın iklimlendirmesini yapabiliyorsunuz. Şarjı kaçtı. Arabanın konumunu görebiliyorsunuz. Kapılarını açıp kapatabiliyorsunuz. Camlarını açıp kapatabiliyorsunuz. O uygulamayı da en sonunda çok kısa göstereceğim bir kayıt alıp sizlere. Bir de anahtarı var. Anahtarı tabii ki maalesef yanımda değil. Ama ben yan tarafa koyacağım. Unuttum o anahtarı almayı yanıma. Anahtarsız çünkü kullanıyorum ben bu araba. Ben anahtar taşımıyorum yanımda. Kartı cüzdanıma koyuyorum. Anahtarım yok evde. Çünkü hani telefona bir şey oldu. Şarjı bitse bile açabiliyorsunuz bu arada. Şarjı komple bitti diyelim ki. Fark etmiyor. Aracı açıp binebiliyorsunuz içerisine telefonla. Sürüşe geçmeden önce aracın direksiyonundan bahsetmek istiyorum. Aracın direksiyonu bayağı kalın. Çapı bir tık küçük direksiyonun. Hani bu Mini'nin kendine has karting modunu yaşatmaya yönelik yeni logomuz burada. Direksiyon üzerindeki tuşların basış hissiyatı vesaire gerçekten çok güzel. Basarken gayet güzel. Hiçbir sorun yaşamadan bunu basabiliyorsunuz. Ayrıca ek olarak burada hani böyle sert bir direksiyon da yok. Yumuşak güzel bir direksiyonumuz söz konusu. Buradaki düğmeler yine BMW'den tanıdık olduğumuz cam açma kapatma düğmeleri. Camların hepsi tek tuşla açılıp kapanabiliyor. Şöyle göstereyim açılma hızını da kapanma hızını da. Buradan dikiz aynalarımızı ayarlayabiliyoruz. Kapılarımızı kilitleyebiliyoruz. Yani ben bu tarz mesela dikiz aynasının buradan ayarlanabilir olması benim için önemli bir şey. Burada olsun isterdim ben bunu. Güzel bir şekilde buradan ayarlayabiliyorsunuz. Aracın gösterge paneline gelecek olursak burada bir gösterge paneli yok şurada. Burada bir tane head-up display var. Bu head-up display de ama şey yani biraz eski usul ta 2010 model arabalarda bile olan bir head-up display. Bu buradan içeri giriyor çıkıyor gayet hoş bir şekilde. Bu arada ben bu arabanın detaylarını 4K olarak ayrı bir videoda çektim. Bu arabayla ilgili çok video çektim. Mesela 0-100 hızlanması olsun onu koydum zaten ama uzun yolda ne yakıyor, işte 20 km hıza gidince ne yakıyor gibi ufak ufak detay videolarım var. Açıklama kısmına bunların hepsini koyacağım şimdi. Oradan bu detayları da ayrıca izleyebilirsiniz. Bu videoyu saatlerce uzatmak istemediğim için onların linklerini aşağıda bırakıyorum. Orada görebilirsiniz. Head-up display'de yeterli bir şekilde veri var aslında. Açalım bir aracı şimdi. Evet, şöyle burada size hız bilgisini, bataryanın ne kadar kaldığını, tabela okuma sistemini ve eğer haritada herhangi bir noktayı seçtiyseniz, şimdi seçmeye çalışalım. Seçtiyseniz oranın da yol güzergahını gösteriyor size. Şuradaki düğmelere bakacağımız zaman burada düğmelerimiz var. Bu düğmeler nedir? Bir defa aracı buradan hazır hale getiriyorsunuz. Burası vites seçici. İşte geri, ileri, D ve B modlarını alabiliyorsunuz. Bunları açıklayacağım birazdan. D zaten drive, B de brake modu. Yani ayağınızı frenden çektiğinizde sert bir şekilde yani normal fren yaparmış gibi frenliyor. Burada ses açma kapama tuşumuz var. Çok güzel çevirme hissiyatı gerçekten harika. Buradan ileri geri alabiliyorsunuz şarkıyı. Bu şekilde ayarlamışlar. Arka buğu çözme ve ön buğu çözme burada. Dörtlü flaşörleri buradan yakıyoruz. Burada park asistanı otomobili iki park yeri buluyor ve iki aracın arasında park ediyor. Burada arabanın ayarlarına hızlı bir şekilde ulaşabileceğiniz buna bastığınız zaman ne olduğunu da göstereyim. Direkt bu işte sürücü desteği, tahrik ve şarj bu menüye geliyor. Zaten bu ekranın anlatmak çok uzun sürer. Çok detaylı, çok güzel bir ekran yapmışlar. Buraya en son geleceğim.
Yani en son derken birazdan geleceğim ve size bu ekrandaki gözüme çarpan kritik olduğunu düşündüğüm özelliklerden bahsedeceğim. Çünkü hepsini anlatmak gerçekten çok uzun sürer. Güzel bir yazılımı var. Bu kaplama aynı şekilde burada da devam ediyor. Buradaki malzeme sert bir malzeme ama altında öyle o kadar da taş gibi değil yani. Şurası gibi değil. Bakın burası daha sert bir malzeme. Buralar böyle. Malzeme kalitesi olarak size gayet güzel hissettirdiğini söyleyebilirim. Aynı şekilde orada da var. Bu koltuk elektrikli ve masajlı. Bu koltuk sadece elektrikli. Bunda masaj yok. Fakat masaj dediğimiz, şimdi hemen onu göstereyim size. Masaj fonksiyonu nasıl bir masaj olduğunu da. Burada masajın ayarlarına girelim. Ayarlarda masajın içerisinde bakın birden fazla 20 dakika boyunca yaptığı masajlar. Şu gördüğünüz işte sarı en üstte ortaya daha ağırlık. Ama bu aslında şey şuradaki bel desteği için şişirilen yer vardır ya o şişirilen şeyi böyle gezdiriyor. Yani patır kütür sırtınıza çok sert vuran bir masaj diye değerlendirmeyin. Ama masaj mı masaj yapıyor mu rahat ben her seferinde açıyorum. Şu yan tarafta bel desteğini onu da göstereyim. Şuradaki yuvarlak bel desteği tuşuna bastığınız zaman o şişiriyor. Artı ona basılı tuttuğunuz zaman veya buradaki tuşların herhangi birine basılı tuttuğunuz zaman zaten otomatik orada masaj menüsü çıkıyor. Buradaki tuşları da hatırlayacaksanız bütün neredeyse BMW serilerinde kullanılan koltuk tuş takımı burada. Yani aracın birçok parçası BMW ile birebir aynı. Sadece şuradaki tasarımla ilgili unsurlarda bakın elektrikli bagajın açma tuşu burada. Buna böyle basılı tutarsanız bagajı açıyor. Şu anda açtı. Böyle bir daha kendinize doğru çekerseniz de şu an bagajı kapatıyor. Sesi duydunuz, kapattı. Burada da zaten kapıyı açma kapatma kilit tuşlarımız var. Saklama gözlerinden bahsetmedik. Burada iki tane bardaklığımız var. Burada telefonu kablosuz şarj edebiliyorsunuz. Gayet hızlı şarj ediyor. Kol dayamamız burada. Kol dayama açılmıyor. Böyle bir kol dayama var ama ileri geri gidiyor. Gayet rahat ve çok yumuşak, güzel bir malzeme. Burada iki tane Type-C var. Yani hızlı şarj eder. Bir tanesi normal USB. Hem de telefonunuzu bağlayabilirsiniz. Burada bir çakmak girişi var. Ama içinde sigara yakabileceğimiz bir çakmak yok. Artık hiçbir arabada yok. Burada bir saklama gözü var. Bu böyle güzel gözüküyor ama sert bir şey böyle. İçi de şu kadar bir. Ne koyayım ben buna göstereyim size. Mesela şuradan. Gözlüğü koyduğumuz zaman bakın gözlük kabı tam sığmıyor. Aşırı derin değil yani. Belli bir oranda bir göz var burada ama çok dediğim gibi derin değil. Yani bu malzemesi falan basit duruyor bu arada. Bakın kapama sesine bakın. Biraz da tok bir ses olsa iyi olmaz mıydı bu ya? Yani neyse hani tokluğuna çok bir şey diyemiyorum. Torpido gözümüz burada. Burada bir kaplama yok. Fakat şurada içerisi de güzel bir hani plastik güzel bir kaplama var. Ruhsatı buraya koyduk bir şey yok. Hafif bir torpido kapağı var. Bu araba neticede bir mini. Elektrikli de bir araç olduğu için hani bir noktada da hafifletmek önem arz ediyor olabilir. Şimdi burada bakın iki tane şurada ve şurada olmak üzere ışığımız var. Bu ışıkların ışık şiddetini ayarlayabiliyorsunuz. Buradan dokunmatik olarak açabiliyorsunuz. Hemen açtım bastım kapandı zaten. Tekrar açtım. Tekrar kapattım. Burada sunroof'u açmak için bir düğme var. Böyle geriye doğru çektiğiniz zaman biraz çekerseniz böyle biraz açılıyor. Böyle tam böyle ittirirseniz bu şekilde açılmaya devam ediyor. Bu şu kullanım tarzı benim hoşuma gitti. Daha önceki arabalarımda iki tane vardı. Perde ve şey için. Ama burada tek var. Yani şöyle tık tık yaptığınız zaman komple açılıyor ve sürerken dikkatiniz dağılmıyor. Bakın şimdi buraya kadar geldi ya bu. Ama bunun birazcık daha payı var. Böyle yaptığınız zaman böyle bayağı güzel kocaman bir açılmış sunroofunuz oluyor. Çok da keyifli. Gayet hoş çalışıyor. Şimdi tekrar bakın kapatıyorum. Bir kere bastım o geldi. Bir daha basıyorum aynı şekilde. Arkasından perde geliyor. Şu anda ikisi birden yolda. Bu şekilde ikisini birden kapatabiliyorsunuz. Bu bence bana kullanışlı geldi. Diğer tarzlardan iki tane düğme olanlardan daha kullanışlı. Hem perde hem tavan için düğme olanlardan daha kullanışlı geldi. Buradaki güneşlikleri indirdiğimiz zaman böyle kaydıraklı bir şekilde hop kendimi de çekeyim. Şöyle gördüğünüz gibi ışıklı. Işık aynı şekilde bu tarafta da var. Burada da açalım ışığımızı. Işık aynı şekilde burada da var. Şimdi arabaya bindik. Arabanın anahtarları ile ilgili kısmı. Şimdi şu ekrana bir bakalım. Bu ekranda ben size göstermek istediğim konuları anlatayım. Daha sonra yola çıkalım ve diğer konularımıza devam edelim. Öncelikle anahtar bölümüne girelim. Bakın bir tane akıllı telefon var aktif. Bir tane de key card var aktif. Bir de araç anahtarları var. Araç anahtarlarını da aynı şekilde araç anahtarının üzerinde bir tane
konfigüre edilebilir kale tuşu var. O kale tuşuna isterseniz refakatçi aydınlatma veya bağımsız iklimlendirmeyi koyabiliyorsunuz. Yani siz buna bastığınızda araba ısınmaya başlasın ayarladığınız biçimde. Zaten araba kendisini 22 derecede tuttuğu için bu 22 dereceye çekmeye çalışıyor kendini. Bagaj kapağı da işte neler yapsın düğmesi gibi bir konfigürasyon var. Ben burada profillerime istediğim anahtarları atayabiliyorum. Benim anahtarım hem telefon hem kart bana tanımlı. Ben bu araca bindiğim zaman benim ayarlarıma göre kendini ayarlıyor. Benim ayarlarım nedir? Koltuk ayarlarımı ayarlıyor ve şuradaki head-up display'in yükseklik ayarlarını ayarlıyor. Bu ikisini benim için ve ısı ayarlarımı vesaire müzik ayarlarımı hepsini bana göre ayarlıyor. Bu ekranın kullanım mantığı da şöyle. Burası ana menü. Ana menüde böyle işte hava durumu var. Mini'nin kendi asistanı var. Mesela deneyelim, çok mükemmel çalışmıyor ama. Sol ön camı aç. Lütfen tekrar deneyin. Yani bazen anlıyor ama genellikle anlamıyor. Burada medya bağlantısı. Navigasyon. Kendi navigasyonu var. Navigasyonu gayet hızlı. Arka tarafta kesinlikle Google'ı kullanıyor. Çünkü işletim sistemi Android bu cihazın yani Android tabanlı bir işletim sistemi var. BMW'lerde, Mini'lerde hepsinde aynı işletim sistemi kullanılıyor. Ve OTA olarak güncelleme alabiliyor. Yani aracınıza bir güncelleme geliyor. Telefonda bunun uyarısını görüyorsunuz. Oradan telefona gönderiyorsunuz. Ben bir kere bu güncellemeyi yaptım. Bu güncellemeyi yaptığımda araba gerçekten yani 45 dakika falan yaptı bu güncellemeyi ve her yere dokunuyor. Arabayı kapatıyor, kilitliyor, açıyor, bir şeyler yapıyor. İçinden sesler geliyor falan. Bayağı bir hissediyorsunuz yani güncelleme yaptığınızı. Navigasyonu kullanışlı. Navigasyonun şöyle de bir özelliği var. Mini uygulamasından siz mesela Google Maps'te bir yer gördünüz. Oraya gideceksiniz. Burada bulamayabilirsiniz. Bu güncel ama Google Maps kadar güncel değil. İnternete bağlı değil çünkü. Bağladığınız güncellemelerden sonra güncelleniyor. Google Maps'te bir yeri işaretliyorsunuz. Diyorsunuz ki buraya gideceğim. Paylaş diyorsunuz. Minime gönder diyorsunuz. Pıt burada o güzergah geliyor ve siz oraya devam edebiliyorsunuz. Bu ana menüde şurası arabanın yakıtıyla alakalı konular. Bunlara birazcık yol gittikten sonra değineceğim. Şurada da saat var zaten. Başka da bir şey yok burada. Bir de mesela arabayı tekrar açalım. Bataryaya dokunduğunuz zaman burası geliyor. Buradan bir daha dokunduğunuz zaman bir önce ekran açık neyse mesela burası mı açıktı? Diyelim ki buranın detayını açtınız. Bataryaya bastınız. Bu ekran gelir. Bir daha bastığınızda bir önceki neresi açıksa oraya geri gelir. Buraya bastığınızda bu mantığı böyle bu arabanın. Bir de burada hemen hızlıca şurada mesela bir kere dokundum 21, bir kere daha dokundum 22. Yani hızlıca ve direksiyon ısıtmayı ve koltuk ısıtmayı da buradan ayarlayabiliyorsunuz. Araçta direksiyon ve koltuk ısıtma var. Çift taraflı iklimlendirme ama daha detaylı ayarlar istiyorsanız buraya tıkladığınız zaman burada bir daha bakın ayarlar var. Ve bu ayarlarda da istediğiniz gibi direkli. Bu mesela şu arabayı siz hava soğuduğu zaman otomatik olarak direksiyon ve koltuk ısıtmasını açıyor siz biner binmez. Burada hiçbir şeye basmanıza gerek yok. Dikkatiniz dağılmasın diye. Çünkü bu ekranların üzerindeki kullanılan şey bence çok güvenli değil hiçbir zaman. Burada düğmeler, fiziksel düğmeler olmasını ben tercih ediyorum. Mesela koltuk ısıtma için düğme olsun, klima ayarları için düğme olsun. Bakın ses için var. Burada ne kadar çok düğme varsa o kadar iyi. Hani Tesla'dan özeniyor hepsi. Böyle bir şey yapmaya çalışıyorlar ama bu iyi olduğu anlamına gelmiyor. Tesla'nın yaptığı kullanım deneyimi de iyi değil. Bu da iyi değil. Ama bu olabildiğince demiş ki ya iyi değil derken kullanışlı ve güzel ama düğmeye göre iyi değil diyorum. Yoksa güzel bir problem yok. Buradan basarsanız ayarlıyorsunuz. Daha detaylı ayarlar için buradaki fan ayarlarına gelip standart klima ayarlarınız burada. İşte otomatik içeriye hava alsın mı almasın mı, kliması açık, maksimum klima, senkroniyet demek bu ikisini aynı anda ayarla. Buradan fan ayarlarınızı yapabiliyorsunuz. Bu arabanın modları var. Modlara göre de bunları konfigüre edebiliyor. Buradan direkt açıp kapatabiliyorsunuz. Şu an kapattım. Fan sesi vardı gitti mesela. Şu anda tekrardan açtım. Bütün bu konfigürasyon burada gerçek. Bu ekrana ben bir de koruma ekranı almıştım. Şu anda o var. Aracın burada park tuşu var. Kendini otomatik olarak parka alıyor ama siz de buradan düğmeye basarak parka alabilirsiniz. Ekrana geri gelelim. Ekrana bas dediğim gibi bu ana menüsü direkt burası geliyor. Bir daha bastığınız zaman gerçek yani menüsünde telefonlardaki menü vardır ya orası gibi oraya geliyorsunuz. Burada baktığımız zaman Mini Connected Store diye bir şey var. Bunun içerisinde arabadaki her şey bir uygulama. Android tabanlı demiştim ya bakın iki tane güncelleme mevcut diyor mesela. Şimdi bu güncellemeler Experiences ve navigasyonda güncelleme varmış. Tümünü güncelle diyeyim. Bu bunları müsait olduğu zaman güncelliyor. Şu anda bu güncellemelere bu başlayacak. İndir diyelim. İndir diyelim. Bu bunları indirecek ve navigasyon güncelleme almış. Sürekli güncelleme geliyor buraya. Yani bir ana güncelleme var. Bir de bu uygulamaların kendi güncellemeleri de oldukça buraya geliyor. Şimdi Experiences deneyim modlarına ona geleceğim. Şurada bakın Experiences'ın direkt düğmesi var. Bunun ne olduğundan bahsedeceğim. Burada işte Mini ID dediğim ve bu
ID oluşturuyorsunuz uygulama üzerinden. Bu sizi tanıyor araba ondan sonra. Anahtarları göstermiştim. Şu Android Auto'lar, Apple CarPlay'ler. Apple CarPlay kablosuz olarak destekliyor. Aynı şekilde Android Auto'da gayet güzel ve sorunsuz hızlı bir şekilde çalışıyor. Benim için bir telefonda Android Auto ve Apple CarPlay olması çok kritik. Ben çünkü telefon benim alışkanlıklarım bildiği için bana göre müzik öneriyor. Haritamı biliyor. Orada bir sürü favorilerim var vesaire. Ben kendi haritasını bunun kullanmak istemiyorum. Yani neden? Çünkü Google'ın haritasında ben yıllarca zaten kullandığım için onu beni tanıyor. Önerileri var vesairesi var. O deneyimi kaybetmek istemiyorum. Dolayısıyla bir otomobilde Android Auto ve Apple CarPlay olması benim kırmızı çizgime yakın bir şey. Hani mesela Togg'da ve Tesla'da yok. Yani alıp almama kararını vermemde çok önemli bir unsur yani bu benim için. Burada araç durumu diye bir menü var. Burada arabanın lastik basınçlarını, işte akümülatör sıcaklığı vesaire gibi birçok konuyu ayarlıyor. Bu akümülatör sıcaklığını şarj etmeden önce mesela siz haritada bir güzergah seçtiniz. O güzergah üzerinde şarj noktası belirlediniz. Oraya gelmeden önce otomatik olarak eğer bunun haritasından yaparsanız şarjını yani pilini ısıtmaya başlıyor ve orada hızlı bir şekilde daha hızlı şarj alabiliyorsunuz. Mesela 60 kW'la 30 kW'la şarja başlayacaksanız 90 kW'larla 100 kW'larla ve daha sağlıklı biçimde şarja başlayabilirsiniz. Ayrıca uygulaması üzerinden de akümülatörü ısıtabiliyorsunuz arabaya gelmeden. Böyle ayarları da var. Ekranlar dediğim gibi burada head-up display var. Head-up display'in yüksekliğini vesaire buradan ayarlayabiliyorsunuz. Rotasyonu dönmesini. Arabanın dış aydınlatması demin anlatmıştım. Arabanın arka tarafındaki aydınlatmaların şeklini istediğiniz gibi güncelleyebiliyorsunuz. 3 tane seçenek var yani. O 3 seçenekten bir tanesini seçerek bu aydınlatmaları güncelleyebiliyorsunuz. Şuradan ayarlardan girdiğiniz zaman bakın far modu. Far modunda işte favorite, classic, John Cooper Works diye seçebiliyorsunuz. Refakatçi aydınlatma sistemin uzunluğu gibi çok fazla ayarları var. Bildirimler geliyor. Telefon gibi bakın şurada bildirimlerimiz var. Kablosuz şarj mümkün değil. Niye? Çünkü ben şuraya kartı koydum ya. O yüzden onun mümkün olmadığını söylüyor. Experience moduna geleceğiz. Hava durumu. Uygulama var ya o uygulamanın kendisini açıyor. Klima kontrolü şu kısa yolu olan uygulamanın kendisini açıyor. Uygulama. İşte medya. USB takarsanız onu çalabilirsiniz. Open source. Neden? Çünkü Android tabanlı olduğum için open source. Radyosu zaten var. Park etme ile ilgili detaylara gireceğim. Çok karmaşık orası. Ses ayarlarımız var. Bası, tizi. Ben böyle ayarladım. Size de böyle ayarlamanızı tavsiye ederim. Koltuk altlarındaki woofer'lar o zaman birazcık kendini duyurmaya başlıyor. Ses sistemi de nasıl diyeyim size? Mesela Peugeot 3008 vardı bende. Ondan bir tık iyi. Çok fark yok. Biraz iyi. Yani öyle dağlar taşlar değil. Koltuk altından gelen woofer falan biraz iyi. Hatta ama 3008'de Twitter var. Bakın bunda kapı kollarında Twitter yok. O tizlerde 3008 daha iyi. Ama ortalama olarak bu daha iyi. Yani premium ses sistemleri gibi güzel bir ses sistemi değil. Fakat baktığınız zaman da normal standart ses sistemlerinden de birazcık daha iyi. Bu videoda gerçekten uzadıkça uzadı ama ben mecburen anlatmak zorundayım. Detaylı bir inceleme olduğundan size bahsetmiştim. Bu arabayı alacak olanlar bu videoyu izlediğinde birçok şey de daha anlatamadım yani. Anlatamayacağım da çünkü çok özellik var. Şimdi buradaki konuları anlattıktan sonra şarjla ilgili kısmı da göstereyim. Bu araç şarj olurken şarj bitişi kaçtı. Ben 80-20-80 arası şarj ediyorum bu aracı genelde. Buraya 32 amper diyorsunuz ama bu kendisi otomatik ayarlıyor zaten. İşte sürüş başlangıç planı gibi. Mesela siz buradaki navigasyondan diyelim ki ben buradan nereye gideyim? Ankara'ya gideceğim. Şimdi mesela Ankara yazayım. Giderken size şarj etmeniz gerekiyorsa eğer yol üzerine şarj noktalarınızı da belirliyor. Ve diyor ki bakın şurada şarj et, burada şarj et vesaire gibi sizi uyarıyor şu anda. Ben mesela başladım şu an bu navigasyona. Bakın benim range'imi gösteriyor. Senin range'in bu kadar diyor. Sen bu şarjı bu sınırlar dahilinde gidebilirsin diyor. Ve şurada da bir şarj istasyonu var. Sen burada bunu şarj et diyor. Ama limitlerdesin yani. Birazcık da arabayı şarj edip çıkarsan daha iyi olurdu. Yani siz buradan güzergahını belirlediğiniz zaman bu harita şarj istasyonlarını biliyor ve sürekli güncelleme aldığı için sizi şarj istasyonlarında durdurabiliyor. Şimdi gelelim şuradaki düğmelere. Bakın burada otomobilin kendi ayarları vardı. Sürücü desteği kısmına geldiğimiz zaman bu arabanın güvenlik önlemlerinde hemen hemen yani her şey var diyeyim. Hemen hemen değil. Bugün bildiğiniz, tanıdığınız güvenlik önlemlerinin önden çarpma uyarısı, şerit terk uyarısı, şerit değiştirme uyarısı, çıkış uyarısı yani arkadan bir araba geliyorsa uyarıyor sizi. Dikkat asistanı hız uyarısı gibi bunlar zaten var. Bakın geri geldim. Sürüşle ilgili konularda hız limitlerimizi buradan ayarlayabiliyoruz. Cruise control, park etme ile ilgili konularda park asistanı, direksiyon geri bildirimleri. Direksiyon geri bildirimleri mükemmel arkadaşlar. Ben böyle bir şey görmedim. Hani bu şey mesela bir çizginin üzerinden geçiyorsunuz diyelim ki. O çizginin üzerinden geçerken direksiyonu sanki gerçekten hani şeride yaşarken sanki bir tırık tırık şeriden gidiyormuşsunuz gibi. Böyle bir acayip güzel bir hissiyatı var gerçekten.
Buradan şey var, oto var bakın, dikkat, şu silecekler otoda, burada otoda, bu da farlar, uzun kısa yakıyor, gece olunca otomatik yakıyor, şu ışık ota yandığı zaman otoda oluyor, bu da otoda. Niye değindim? Bu sileceklerin otomatiği harika çalışıyor, kusursuz çalışıyor. Bugüne kadar kullandığım otomatik sileceklerin en iyisi diyebilirim. Hani ve buradan fasılasını da otomatik yapıyorsunuz, görüyorsunuz. Yani hem yağmur yağdığında otomatik çalışsın ama fasılası da otomatik olsun. Yani fasılasını değiştirebiliyorsunuz buradan. Ben ikisini de otomatikte tuttuğum zaman hiç şu kolu elleme gereksinimi duymadım. Yağmur hızlandığı zaman tam benim böyle kıvamımda hızlanıyor. Yani istediğim gibi yavaşsa yavaş, yani hiç bu kolu ellemek gerekmiyor. Gerçekten çok başarılı çalışıyor. Aracın işte sürüş desteği ile ilgili konular bunlardı. Adaptif, buna geleceğim. Burası çok önemli. Bakın şuradaki D modunu aldığınız zaman bu arabayı adaptif, düşük, normal veya yüksek yapabiliyorsunuz. Yüksek aldığınızda ayağınızı gazdan çektiğinizde sert bir, daha sert frenleme yapıyor. Yani daha çok geri kazanım sağlıyor. Normalde birazcık daha az, düşükte biraz daha az. Adaptifte ise siz arabayı sürüyorsunuz diyelim. Önünüze bir araba geldi. O anda gaza basmıyorsanız, bayır aşağı gidiyorsunuz mesela, frenliyor kendisi. Yani önünüze gelen arabaya göre frenliyor. Adaptif hız sabitleme değil. Hız sabitleme de çalışmıyor. Bu arabanın en kötü özelliklerinden bir tanesi de zaten bence adaptif hız sabitlemesi olmaması. Hız sabitlemesi var ama öndeki arabanın hızına göre kendini ayarlamıyor veya trafikte kendi durup kalkmıyor. Ama bu adaptif dediği rejenerasyonu adaptif yapıyor. Yani önünüze araba geçerse evet, önünüzdeki araba fren yaparsa evet, ama gaza basıyorsunuz o anda tabii ki yapmıyor. Yani gaz pedalını, gaz pedalı demişken onu da göstermek istiyorum. Bakın gaz pedalı direkt yerden çıkıyor. Şöyle de göstereyim. Şöyle. Otobüsler gibi. Minilerde böyle herhalde ama bu çok rahat. Yani burada, bunda hiç ayağım rahatsız olmuyor. Ben böyle bir şeye gerçekten sevindim böyle olmasına. Bunu anlattık. Bu çok önemliydi. Kalkış desteği, araba kalkarken kar ve çamurlu yollarında takılmasın diye. Park freni ve otomatik oldu, ben devreye alıyorum. Otomatik oldu da şu kırmızı ışıkta durdunuz, ayağınızı frende tutmanıza gerek yok. O duruyor, siz gaza basana kadar duruyor orada ve kendi kendine devreye giriyor. Yani ben aracı mesela B modunda kullandığım zaman zaten freni hiç basmıyorum. B modunda tamamen de duruyor. B modu en sert rejenerasyon yapan mod. Buradaki şey gibi. Drive modu alıp da gidip yükseğe almış gibi. B birazcık daha yüksek hatta. B de tam duruyor yani. Böyle normal siz fren yaparmış gibi fren yapıyor. Onun dozajını da çok güzel ayarlamışlar. Dolayısıyla bu tarafta böyle. Aracın tüketimine de gelelim. Bakın şimdi burada durdukça bu tüketim artıyor. Zaten 4.1 kilometre gitmişim. Aracı fabrika çıkışı itibariyle tüketimim 17.9 kilowatt saat. Ama şöyle izah edeceğim ben size bunu. Bu nasıl biliyor musunuz? Bizim evin oradan çok dik bir yokuş var. Yaklaşık işte 1 kilometre yokuş çıkıyorsunuz, bayağı dik. Oradan da 3-4 kilometre çocukları okula bırak. Ama yokuşu çıkarken zaten bu ortalama birden te şeylere kadar çıkıyor. Böyle 80 kilowattlara, 90 kilowattlara kadar çıkıyor. Dolayısıyla şöyle diyelim size. Orada mesela aynı şartlarda dizel bir araba, mesela ortalaması 5,5 litre olan dizel bir arabayla biz aynı güzergahta 8 litre, 7,5 litre, 8,5 litre diyeyim hatta, 8'in üzerine yakıyorduk. 1-2 PureTech motorlu bir aracımız vardı. O da ortalamalar 7 litre yakan arabaydı. O da 11 litre yakıyordu. Yani öyle bir güzergah. Çok dik bir bayır çıkıyorsunuz. Ama normal şartlarda aşağıya zaten ben mesela uzun yolda ne yakar diye bir video çektim. Onu koyuyorum. Orada bakabilirsiniz. Söyleyeyim ama şimdiden. Eğer otoban süratlerini 120-130 ile giderseniz 18-19 kilowattlar yakıyorsunuz. 120-130 ama. Ama 100'lere çekerseniz işte 16 kilowattlara düşüyor. Şehir içi kullanımında 14-13-12 kilowattlara kadar düşürebilirsiniz. Böyle bir enerji tüketimi var bu arabanın. Zaten 460 küsür bir menzili var bu aracın. Ama bu menzili de sağlar mısınız? Eğer uzun yol giderseniz ve 80-90 giderseniz sağlarsınız. Ama çok basarsanız sağlamazsanız. Arabanın bataryası 64 kW. İşte size 20 kW yakıyor diyorsam 64 bölü 20 yapıp kaç kilometre gittiğini hesaplayabilirsiniz. 15 kW diyorsam 64 bölü 15. Hani bu şekilde. Bana göre bu arabanın gerçekçi menzili uzun yolda 300-350 kilometre. Çünkü 120-130 gideceğiz neticede biz. Öyle düşünebilirsiniz. Verimliliği de işte EV Database diye bir site var. Oradan baktığım zaman mesela Tesla'nın verimliliği 168. Bunun verimliliği 170. Torex EVX'in mesela 182. Yani aslında doğuştan elektrikli TOGG'un da mesela daha yüksek bundan. Bunun verimliliği iyi yani. Kullanırken de bunu hissediyorsunuz. Gerçekten aracın tüketim değerleri gayet güzel. Şimdi sürüşe geçelim. Çok detaylı bahsettik size bunlardan ve sürüşte anlatmaya devam edelim. Elektrikli araba kullanan bir daha içten yanmalıyı zor kullanır diyorlardı. Gerçekten kullandıktan sonra hem sessizliği hem çekişi gücü yani gerçekten keyfi, bunu hissediyorsunuz yani. Elektrikli araba kullanmanın keyfi çok güzel.
İçten yanma ve yakıt tüketimi noktasında da biz yakıt tüketimimiz 3'te 1'e düştü. Ben evin altındaki şarj istasyonu kendi evimden değil, şarj istasyonu 5,5 TL'ye geliyor indirimli bir şekilde. Orada şarj ediyorum. Öyle yaptığım zaman dizel arabaya göre 3'te 1 bir yakıt tasarrufum oldu. Yani 3000 lira yaktığım yerde 1000 lira yakıyorum. Otomatik parkı da çekmiştim. Yani aşağıda açıklamalar bölümündeki videolara lütfen bakın. Açıklamalarını yazıyorum tek tek. İşte neyi merak ediyorsunuz? Orada burada öğrenemediğiniz, yani bu videoyu izledikten sonra ya dur hani böyle yakıt dedi ama bunun kanıtı neymiş arkadaşım dediğiniz noktadaki kanıtlar da orada. Dolayısıyla onları da bir incelemenizi tavsiye ederim. Aracın sürüşüne geçtik. Aracın amortisörleri şöyle, tabii ki 4 teker, yani arkalar da bağımsız amortisör var bunda. Bağımsız amortisörlerin, araba ağır, 1.7 ton, 1.9 ton, 1.8, 1.9 ton, 2 tona yakın bir ağırlığı var bu aracın. Ve bu ağırlıkla beraber aslında aracın sert olmasını beklersiniz ki birazcık işte ağırlığı kaldırabilsin diye. Ama çok güzel ayarlamışlar. Ve Mini'nin hani özelliğidir ya, karting vesaire gibi gider. Tabi biraz yüksek, büyük bir araba. O karting modu var demek. O hissiyat alıyorsunuz ama o aynı Mini gibi değil tabi. İlk çıkan Mini'ler gibi değil, olamaz zaten. Ama iyi. Yol tutuşu harika ve bununla beraber gerçekten konforu da güzel. Hiç rahatsız etmiyor arabaya binenler. Ya bu araba ne kadar sert veya ne oluyor demiyor. Ve şeyleri, yolu böyle akarak, ütüleyerek gidiyor gibi hissediyorsunuz. Ve sert bir yükseklikten geçtiğiniz zaman da sizi rahatsız edecek bir durum söz konusu değil. Arabanın konforu da gayet güzel. Yol tutuşu çok güzel. Benim bugüne kadar, ya ben çok güzel arabalar kullanmadım. Evet, okey, kabul ediyorum ama kullandıklarım arasında hani böyle Mercedes, BMW daha önce çok kullanmamıştım. Hiç kullanmadım. Peugeot kullandım, VAC grubu kullandım. Ama onların arasında en iyisi bu. Gerçekten açık ara farkla en iyisi. Çok güzel yola tutunuyor. Kaybedeceğiniz zaman arkayı kaybediyorsunuz. Önden kaymıyor. Çok sert hareketler yapsanız bile ve diğer arabalarla atıyorum 40 ile 50 ile dönebileceğiniz yeri bununla 70 ile 80 ile dönebiliyorsunuz. Diğer örnek verdiğim hani kendini kaybetme noktasında kaybetmiyor. Yol tutuş noktasında da çok başarılı. Şanzımana değineyim demek isterdim ama maalesef şanzıman yok. Şanzıman olmadığı için de aslında bir handikap, hem de elektrik arabaların handikapı. 170 km ile bu araba sınırlandırılmış hız olarak. Çünkü fazlasında hem pilin üzerine çok fazla yük biniyor, pilin ömründen yeme şansınız var, hem de arabanın enerjisi çok hızlı tükeniyor diye optimum bir denge tutturmuşlar. Araç 150 kW, 204 beygir civarında ve bununla birlikte 250 torku var, 250 nanometrede torku var. Elektrikli arabalar nispetinde baktığınız zaman hani 150 kW'lık elektrikli arabalarda birazcık daha yüksek torklar olabiliyor. Bazılarında yine 250 kW var. MC MC 4 ile mesela 250 kW benzer bir altyapıları var. Bu arabaların benzer derken aynı altyapı noktasında söylemiyorum. Yani teknik özellikleri çok benzer noktasında söylüyorum. Onu da araştırdım bu arada. Hani acaba aynı tedarikçiler, mesela pilli zaten iki tane firma üretiyor. BYD üretiyor. Bir tane daha firma var. Şimdi ismi aklıma. Catil diye bir firma daha var. İkisi üretiyor. Hepsi oradan alıyor zaten pilleri. Hani başka bir şansı yok. Ama motorda çok seçenek var. Şimdi Alman menşeli bir firma olduğu için Mini tabii ki boş. Zaten bu elektrikli araba tüketen firmaların hepsine çok ciddi malzeme veriyor. Yani Tesla'da da Bosch'un çok fazla malzemesi var. Çinlilerin hepsinde Bosch'un çok fazla malzemesi var yani. Bosch yani çok iyidir bu noktada. Yani zaten benzer motorları kullanıyor olabilirler. Hani iyi bir şey kullanacaksanız Alman malı kullanmanız lazım ya birazcık. Hani bunu da zaten Alman markası. Çinlilerin de bu arada güzel motorları var. Onlara da bir itirazım yok. Neden bu arabayı aldım diye bir video çektim. Bu arada burada çok dedikoduya girmek istemiyorum. Arabanın teknik mevzularına daha çok değineceğiz bu videoda. Değiniyorum. Başka bir şey değinmeyeceğim. Ama neden bu arabayı aldın derseniz onunla ilgili de bir video çekmiştim. Açıklamalara dediğim gibi dikkat edin. Bir de eğer bu video içeriğini ilginizi çektiyse lütfen kanalı, videoyu beğenmeyi ve abone olmayı da ihmal etmeyin. Çok fazla daha içerikler yükleyeceğiz inşallah. Aracın yürüründen bahsettik. Arabanın şöyle bastığınız zaman Experience modları var demiştik. Experience modlarına çok değinemedim. Demin atladık o Experience modlarına değinmeyi. Şimdi Experience'e de değineyim. Şu anda bu arabada 3 tane mod var. Bir tanesi Green mod, bir tanesi Go-Kart mod, bir tanesi de genel hani mavi böyle standart normal mod diyelim ona da. Öyle modlar var. Ben genelde Green'de kullanıyorum. Şimdi bu arabayı mesela ben gideyim bir karting moduna. Karting modunda gaz tepkimesi değişiyor. Direksiyon tepkimesi değişiyor. Ve çok daha sert gidiyor araba. Şöyle göstereyim ben size. Şu anda Green moddayım. Zaten ekran Green gösteriyor. Şu Experience düğmesine bastığınız zaman modlar geliyor. Ben modların içerisinde Core var. Bir de Karting modu var. Bunda 3 tane mod var. Şu anda Karting modunu aldım. Woohoo diye de bir ses çıkartıyor. Direkt bu kadranlara geçiyor. Böyle bir kadran modundayız. Şimdi kırmızı ışıkta duracağız zaten.
Biraz önümüzü açar, bir gaza da basarız. Arabanın ivmelenmesi çok güzel. Tabii ki elektrikli araba olduğu için 200 beygir güzel sizi çekiyor. 0-100'ü de 8,5 saniye civarında. Şimdi ben 0-100 videosunu da yanda koyayım. O arkada dönsün, görün onu da. Karting modu ve diğer modlarda da fark etmiyor. Bakın şurada adaptif diyor. Ben B'yi alacağım şimdi. B'yi alınca bakın şey oldu, değişti burası. Siz eğer güç tüketiyorsanız buradaki güç artıyor. Kaç kilowatt tüketiyorsunuz? Bakın 100 kilowatta kadar çıkıyor. Ya da ayağınızı gazdan çekerseniz de rejeneratif yaptığınız zaman o rejeneratifi orada görebiliyorsunuz. Şu modu kullanıyorum ben çok fazla. Önümde açık oluyor burada da. O anlık kaç kilowatt yaktığınızı gösteriyor. Burada işte toplam kaç kilometre gittiğinizi, kaç saat gittiğinizi vesaire standart şeyler. Şuradan da işte fabrika çıkışı vesaire bunları görebiliyorsunuz. Bunu ben çok fazla kullanıyorum. Ekranımda genelde bu oluyor. Ya da şuna geçiyorum mesela. Bakın buna bastığınız zaman da diyor ki sen şu anda kullanım tarzına göre eğer çok gaza basarsan 130 km ama tatlı tatlı gidersen 285 km gidersin. Şu an ortalardasın, 210 gidersin diyor. Biraz agresif kullandım, yani ortalamanın üzerinde kötü kullandığımı gösteriyor bana aslında. Şimdi bakın öndeki arabayla biraz arama açıyorum. Hop. Araba karting modunda tepkileri gerçekten bayağı iyi yani. O elektriklinin şöyle göstereyim. Mesela ben normal gidiyorum. Bastığın zaman bakın böyle kurbağa gibi hoplatıyor sizi araba yani. Bak hop uzuyor anında. Ve bu karting modunda pedal bu şeye gidiyor. Bu kuvvete gidiyor. Bak tek elle kullanıyorum arabayı. Araba önden çeker olduğu için bir bu kadar güçlü olduğu, belki torku da biraz ondan kısmış olabilirler. Bastığınız zaman önde böyle bir hareketlilik oluyor. Araba sağa sola kayma yapıyor ama onu hemen hızlıca toparlıyor. Ben gördüğünüz gibi tek elle gayet güzel bir şekilde idare edebiliyorum. Yani öyle atladeve bir durum değil. Önden çekiş olmasının avantajı var mı bilmiyorum. Elektrikli arabalar genelde sanki arkadan itiş olsa veya dört çekiş olsa daha iyi, güzel olabilir gibi ama bilemiyorum yani önden çekişin bir avantajı var mı, nedir ne değildir. Fakat bu arabayı önden çekişli olarak tasarlamışlar. Ben memnunum. Bir sıkıntım yok önden çekiş olmasına. Yanlayamaz. Yanlarsınız şöyle. Arabanın dengesini bozarsanız yanlarsınız ama bakın ne güzel. Hop. Sonsuza kadar gidecekmiş gibi hissettiriyor yani araba. Şu an yüzü geçtim mesela anında. Şuradan gideyim. Şöyle bir tur atalım. Geç kardeş. Şöyle hız göstergesini size göstereceğim. Bakın şu an 60'larla gidiyoruz. Önümüzde bir tır var. Bakın bastım şu anda. Anında 100. İyi yani. Arabanın gideriyle ilgili de çok ciddi bir problemimiz yok. Şöyle anında hızlanmalar. Anında yardırmalar. Frenlemesi de iyi. Bu arabada bir de şöyle bir durum oldu. Bütün BMW grubunda oldu bu. Arabaların fren servosu ile ilgili bir sorun var diye hepsine bir geri çağırma yapıldı. Bana da yapıldı ama bir şey yok yani, bir sorun yok. Hepsinde yok çünkü o sorun. Çok nadir. Minilerde özellikle çok nadirmiş bu problem. Ama olabilir diye çağırıyorlar. Bilgilendirme yapıyorlar. Bu da şey, frende böyle bir sertlik oluyor veya bastığınız zaman tutmada kavraması geç kavruyor gibi bir sorun. Hiç durmuyor gibi bir sorun değil. Fakat böyle bir sorun da var gibi bütün BMW grubu arabalarını, sadece bu değil, Rolls Royce'a kadar yani hepsini, bununla ilgili bir geri çağrımları oldu. Mevzu çok aşırı büyümedi çünkü öyle ölüm kolum kalım meselesi değil. Yani hassasiyetinden ötürü premium bir marka olduğu için çağırıp bunları denetlemek istiyor. Bu arada servise de gittim bunun için. Arıyorlar, randevu veriyorlar, size bir tane danışman atıyorlar. Gittiğiniz ortam çok güzel, oturduğunuz ortam. Yani diğer premium olmayan markalarda böyle şey gibi oluyor. Derme çatma, tabure gibi rahat olmayan ortamlarla vakit geçirebileceğiniz bir ortam olmuyor. Çalışmaya müsait bir ortam olmuyor. Gittim, gayet rahat bir ortam yapmışlar. Çalışma için ayrı bir ortam var. Çayın kahven ayrı, ilgileniyorlar, bilgi veriyorlar ve işimi çok hızlı hallettiler. Lastiğim patlamıştı mesela. Lastiği de tamir edelim mi? Edelim, biraz pahalı ama ben de elektrikli araba olduğu için şimdi oradayken yaptırayım dedim. Yani dışarıda yaptırsan, en son yaptırımda 500 TL vermiştim standart bir lastikçide, büyük bir çivi girmişti. Aynı şekilde daha büyük bir çiviydi aslında bu da, lastikte gittim acaba diye düşündüm. 750 TL aldı serviste mesela aynı lastik tamirine ve gayet güzel balansını, her şeyini yapmışlar bir şekilde, teslim ettiler bana. Pahalı mı? Pahalı. Niye yaptırdım? Gitmiştim oraya, yolumu değiştirecektim falan derken yaptırayım dedim. Ama iyi yani, ben servis olarak şeyden ötürü çok da korkmaya gerek yok. Ya bunun parçası çok pahalıdır vesaire. Ya pahalı, hepsinin pahalı artık. Sıfır aldığınız herhangi Renault alsanız o da pahalı gelecek size, emin olun. Yani bugün piyasadaki arabaların zaten parçaları birçoğu çok birbirine benzer. Ve
pahalı gerçekten, yapacak bir şey yok. Buraya has bir durum değil yani. Bu arabayı parçası pahalı veya kaskosu mesela. Peugeot 3008'de aynı kaskoyu ödüyorum. Aynı sigortayı ödüyorum. Çünkü bu araba 150 kW olduğu için vergi diliminde de 155 olunca mesela bir üst vergi dilimine geçiyorsun. Ama çok az fark ediyor. O çok büyük farklar yok orada. Vergi diliminde de iyi bir noktada bu araba. Vergisi de düşük yani. 3500 lira mı ne, 6 aylık 7000 lira galiba bu arabanın yıllık vergisi yani. Kaskosu da standart, aracınızın neyse emin olun. Tabii sıfır bir aracınız varsa, 1,5 milyon üzerine bir aracınız varsa onun kaskosu neyse bu da aynı çıkacak. Ekstra bir şey yok. Kaskoda da elektrikli araba olmasına münasip bazı ek teminatlar oluyor. Pille ilgili vesaire, yolda kalmakla ilgili ek teminatlar oluyor. Bunları da tabii düşünmek gerekiyor. Ama çok kasko ücretine etki eden faktörler değil. Arabanın malzeme kalitesine geldiğiniz zaman gerçekten bir tokluk var arabada. Ses yalıtımı çok güzel. Yani malzeme kalitesi, benim en çok temas ettiğim yer direksiyon olduğu için direksiyona aşırı özen göstermişler. Malzemesi bayağı iyi direksiyonun. BMW M alsanız da aynı direksiyonu alacaksınız zaten. Öyle güzel bir direksiyonu var arabanın. Ve direksiyon hassasiyet de çok güzel. Bakın şimdi size şöyle şu direksiyonla beraber göstereyim. Şöyle milimetrik oynatıyorum. Bakın araba komple oynuyor. Milimetrik oynattığın zaman yön değiştiriyor. Çok aşırı hassas bir direksiyonu var. Dönüş çapı gerçekten iyi ve çok hani hiç zorlanmadım yani. Küçük bir araba nasıl her yerden dönüyor? Bu da küçük bir araba gibi her yerden dönebiliyor. Gayet güzel bir dönüş çapı var. Korna sesine bakalım. Kornası da güzel. Şöyle bir yürüyelim mi? Hop yürü. Dik bayıra geldik biraz ama yine affetmeye bakın. Hemen. Haydi bire pehlivan. Gidiyoruz yani. Güzel gidiyor. Hoşumuza da gidiyor bu arada bu. Arabanın altyapısıyla alakalı değiştirebileceğim bazı konular var belki ama çok değiştirilebilir şeyler olduğunu düşünmüyorum. Mesela 130 kW şarj hızı var. Okey düşük. 160 hatta 300 kW'lar var Hyundai Ioniq'lerde vesaire. Ama 300 kW Türkiye'de şarj edebileceğiniz bir yer yok şu anda. Yani siz mesela bir Turgo'ya veya Vestel'e gidin. Orada iki tane şarj istasyonu var. Onları alın. Onlar zaten 130-140 kW. Hadi 150 kW versin. İyisi ne denk geldiniz. Hadi 170 versin. Ama iki araba aynı anda bağlandığı zaman kapasitesi zaten yarıya düşüyor. Yani sizin hani 300 kW alan bir arabanız varsa da siz bir yere giderken 300 kW'ı görme ihtimaliniz zaten yok. Maksimum 170 görürsünüz ya. Orada boş bir istasyon bulursanız. Ve ben geçen şarj ettim. İki araba vardı, iyi bir istasyonda herhalde. Ben 90 kW'ları gördüm. Hani DC'de bir kere şarj ettim zaten. Hep AC'de şarj ediyorum evin altında. Uzun yola da bir kere gittim. Orada da bir kere şarj ettim. Ve iyiydi, gayet güzel. 10 dakikada ben %30'lardan beni %60-70'lere çıkardı 10-15 dakikada. Dedim ki daha ne olacak ki yani? Yeterli işte. Mis gibi. Bindik gittik yolumuza. Gayet yeterli menzili verdi bana. Yetiyor yani, o 130 kW falan az değil. AC olarak da evde şarj ediyorsunuz zaten. AC'nin maksimum 22 kW. Genelde 11 kW arabalar, bu da 11 kW. 22 kW olabilir miydi? Ya olsa iyi olurdu. 130 yerine 200 olsaydı. İşte 11 yerine 22 olsaydı. Ama bu arabayı mı alayım, bu arabayı mı alayım karar verme aşamasında bence o kadar önem arz eden bir durum söz konusu değil bu noktada. Ama dediğim gibi araba verimli. 64 kW bir bataryası var. O tarz özelliklerin hepsinden bahsettim. Isı pompası var. Arabada 7 derecelerdeyiz, 8 derecelerdeyiz şu anda. Hiçbir sorun yok. 7-8 derecelerde zaten biner binmez ısıtıyor. Arabayı önden ısıtabiliyorsunuz. Şimdi bir de uygulamasını göstermek istiyorum size. Sonra da yavaş yavaş videomuzu bitireceğiz zaten. Uygulama arayüzünde neler var neler yok. Hadi gelin biraz da bunlara bakalım. Mini'nin böyle bir uygulaması var. Buradan Mini'nin içerisine girebiliyorsunuz. Bu noktada aracın camı açık. Gerçekten açık. Dolayısıyla bunu söylüyor. %63 şarjınız var. 215 km gidersiniz diyor. Bu da aslında şu sarı işaretli ekrandaki üçgen olan %80 noktasını gösteriyor. Ben biraz agresif kullandım. Zaten test sürüşü falan yapıyorum. O yüzden düşük gösteriyor bunu ama mesela %63'te burada 300 km, 350 km'de rahat görebilirsiniz. Burada arabayı aç, kapa, farlarını aç, kornasına bas. Basayım mı kornasına? Kornayı yetkinleştir. Birçok ülkede kornacının yalnızca belli durumun izin verilir diyor. Seni uyarıyor. Çalmayayım neyse. İşte arabanın iklimlendirmesini buradan açtım şu anda ben. Açabiliyorsunuz. Mini araca gönder diyorsunuz. Hop mini. Şu anda iklimlendirme zaten içindeyim. Açık. Bir problem yok. Kapatabiliriz. Dur diyelim.
dur dediğim zaman da şimdi arabanın içerisindeki ikilimlendirmeyi kapattı şu anda. Mesela ben arabanın içerisindeyim, kapattı. Arabanın kilitlerini açabiliriz, farlarını açabiliriz. İşte konforlu açma kapama, bu özellik yeni gelmiş, tam ne bilmiyorum, ona bakacağım. Akümülatör hazırla dediği, arabaya binmeden önce aküyü ısıtıp daha hızlı bir şekilde şarja başlamasını, pile daha zarar vermesini sağlayabilirsiniz. Seyahatlerinizle alakalı bütün istatistikler burada. Ekim ayına geriye bakış deyip işte nerede ne kadar sürmüşsünüz, kaç kilometre gitmişsiniz, kaç saat sürmüşsünüz, bu verileri veriyor. Şarj ve iklimlendirme ayarları var. Burada işte şarjı hemen başlat veya işte sabaha karşı 5'te başlat, saat 7'ye kadar şarj et gibi. Şarj hedefi %80'e kadar şarj et diyorsunuz. İşte 32 amper gibi bir sınırlama var ama bu kendi otomatik ayarlıyor zaten. AC'de 11 ile şarj ediyor. AC ayarları bunlar. Şarj istasyonu bulabilirsiniz. Haritayı getiriyor ve buradaki şarj istasyonlarını da biliyor gerçekten. Bakın bir sürü şarj istasyonu gösteriyor. Bunlar çalışıyor, güzel çalışıyor. Haritada da zaten buluyordu hatırladığınız, hatırlarsanız eğer. Burada araç bilgilerinde çok kişisel bilgiler, oraya girmiyorum. Araç ayarlarına girdiğiniz zaman genel olarak işte bu telefonu da anahtar gibi kullanabildiğiniz için onun ayarları var. Burada bunları görebilirsiniz. Randevu alabilirsiniz araç şey için. Bakıcınızı görebilirsiniz ama yine orada da VIN numarası falan her şey var. O yüzden oraya girmiyorum. Ve demo araçları var. Onları göre onu göstereyim bir saniye. Demo araçları var. Bunları seçip bunu deney, mesela şu demoyu başlat derseniz S bilmem ne için, diğer araçlar için de bu ekranın nasıl çalıştığını siz de bugün indirip deneyimleyin. Burada eğer araç aldıysanız aracınızın VIN numarasını girerek işte üretimde mi, ne yapıyor, ne ediyor gibi konuları da şurada görebiliyorsunuz. Ben arabayı almadan önce burada görüyordum, yani işte bu demo moduna girdim şu anda ama kendi aracıma geçeyim. Burada görüyordun işte araban üretimde mi, ne yapıyor, geldi mi, gümrükte mi gibi verileri burada görebiliyorsunuz. Yani bu uygulamayı indirip VIN numaranızı girerseniz, aracınızın kaparasını yatırdıysanız ve VIN numarası dediği de şase numarası, onu girdiğiniz zaman burada arabanızın durumunu takip edebilirsiniz. Bu arada şunu da göstermeden geçmek istemedim. Green modda böyle kuş uçuyor. Gaza biraz bastığınız zaman puma geçiyor. İşte verimli diyor. Arabalar, elektrikli arabalar sizi gaza basmamaya, bakın biraz basayım gaza, hemen puma çıkıyor. Sizi yavaş gitmeye yönlendiriyor. Ya ve yavaş gitmek istiyorsunuz. Bu arada yavaş giderken de keyif alıyorsunuz. Çünkü size bir zorluk, böyle bir challenge diyorlar. Nasıl diyeceğim onu bilmiyorum. Challenge çıkartıyor. Yani bir oyun gibi. Diyorsunuz ki ya az gideyim, yavaş gideyim, şey yapayım, bakayım, az gidiyor falan. Yol bitiyor zaten ona bakarken. Ama mesela içten yanmalı bir arabaya geçince canavarlaşıyorsun. Gaza basıyorsun. Bir dizelse yakmıyor zaten. Basıyorsun orada onu. Çünkü araba çevrecilikle alakalı bir yaklaşımı da olduğu için ne anlamı var? Batarya hemen bitirirseniz olabildiğince az tüketin. Şey olsun, çevreye daha az duyar. Çünkü elektrik de neticede Türkiye'de hala hidroelektrik santraller tamam den veya kömür santrallerinin üretilebiliyor. Fakat ne olacak ki, yani nerede üretilirse üretirsin. Niye fazla harca? Yani her şey geri dönüştürülebilir enerji olsa her şey. Bütün hepsi yel değirmenlerinden veya nükleer santrallerden üretilse bile bütün elektrik, ne olacak? Yine de sen dikkat et, fazla harcama, israf etme diyor sana. Ve gerçekten sizi yavaş sürmeye ve az basmaya teşvik ediyor. Bence bu trafik güvenliğini de arttıran bir şey. Teşvik ediyor çünkü ve gerçekten yapıyorsunuz. Hani ben kendi kişiliğime baktığım zaman, ben diğer arabama bindiğim zaman basıyorum hala. Hani trafik canavarı olmuyorum, bundan bahsetmiyorum ama buna göre daha fazla basıyorum. Dolayısıyla burada da bir teşvik var ve bu güzel bir teşvik. Yani hem yavaş gitmeye, hem az yakmaya, hem keyifli hale getiriyor bunu. Çünkü araba çok sessiz, giderken keyif alıyorsunuz. Zaten yavaş gideyim de gittiğim yere kadar müzik de dinliyorsunuz filan. Biraz böyle vakit geçsin kafasına gelebiliyorsunuz yani. Buna da göstermek istedim. Green modda da böyle bir şey var. Hepsinin kendine has bir özelliği var. İşte go kart modda da birazcık daha etraf kırmızı vesaire oluyor. Bu uzun videoyu buraya kadar izlediyseniz bu arabaya gerçekten ilgi duyuyorsunuz ve bu arabanın nasıl bir araba olduğunu merak ediyorsunuz. Teşekkür ederim bu videoyu buraya kadar izlediğiniz için. Videonun sonuna geldik. Beğendiyseniz beğenmeyi ve ilgisini duyabileceğiniz arkadaşlarınızla paylaşmayı, videoyu ihmal etmeyiniz. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.